Kıbrıs'ın ve tabii ki Niyazi Restoran'ın da ispesyalitesi olan meşhur şeftali kebabını yapacağız. Tarifini vereceğiz. Saracağız, pişireceğiz. Daha sonra da tattıracağız. Piyasada şeftali için değişik spekülatif anlatım şekilleri vardır. Biz bunları es geçiyoruz. Şimdi size şeftalinin gerçek tarifini, yapılışını ve tarihçesini anlatacağız. Evet, dediğimiz gibi şeftali Kıbrıs'a özgü bir kebaptır. İsmini de şeftali meyvesinden almaktadır. Sulu şeftali meyvesi ve kırmızı olgun pişince tıpkı bizim yapacağımız şeftaliye benzeyen renkte olduğu için. Evet, şeftali kaliteli malzemeden yapılır önce. Kaliteli malzeme derken biz dana ve kaliteli kuzu kullanıyoruz. İçerisine kesinlikle başka yabancı ıvır zıvır koymuyoruz. Şeftali dediğimiz gibi dana ve kuzu etinden, kuzu kuyruk yağından, bol maydanozdan, ince kıyılmış soğandan ve özel baharatının ilavesiyle yoğrulur, kıvama getirilir. Daha sonra da kuzu iç yağı ile terp dediğimiz veya Kıbrıs Türkçesinde manna dediğimiz bu malzeme ile sarılır. İlk önce dediğimiz gibi dana etimiz parçalanır. Kıyma makinesine girecek tarzda kesilir. Tartılır. Belirli bir ağırlığa göre gene kaliteli genç kuzu kuyruğu konur. Kesinlikle şeftaliye koyun kuyruğu girmez. Ondan sonra soğanımızı elde keskimir bıçakta ezmeden kıydık. Çok iyi yıkanmış maydanozumuzu yine elde kesinlikle zebze doğrama makinelerinde ezerek kıyılan maydanoz şeftali kebabı için uygun değildir. Eti ve kuyruk yağını çok ince kıymayan bir kıyma makinesinden geçireceğiz. Daha sonra maydanoz, soğan, kıyılıp karıştırılmış et ve kuzu kuyruğunu ve içerisine koyacağımız baharatı atıp yoğurma makinesinde belirli bir süre yoğuracağız. Birinci sınıf Kıbrıs kuzu ve dana eti yine koyun olmamış kuzunun kaliteli kuyruğundan maydanoz ve soğan ekleyerek buradaki bizim şeftaliye koyduğumuz bize özgü baharat ekleyerek yoğurma makinesinde bu kıvama getirdik. Şeftalinin rengi her zaman hafif yeşilimsi ve bu görüntüde olur. Eğer görüntüsü alışılagelmiş görüntüden
değişikse malzemeye ya eksik veya kalitesiz bir şey konmuş demektir. Şeftali yapma makinesine atıyoruz. Köfte şeftali makinesinden çıkardığımız şeftalileri daha sonra sarımı kolay olsun diye elimizde düzgün şekilde diziyoruz. Şimdi şeftalileri kuzu bannasına sarıyoruz. Dediğim gibi bu kebabın ismi kendine benzeyen şeftali meyvesinden, şeftalinin kıvamı ve renginden geliyor. Şeftalileri sararken muhakkak açılmayacak şekilde önden veya yanlardan bir de aşırı sarmayacak şekilde yapmalıyız bu işi. Eğer az sarılırsa veya kenarlardan ve önden kilitlenmezse açılır. Üzerine fazla bir yağ sarılırsa da bu sefer aşırı yağlı olur. Şeftali dizerken muhakkak kesim tarafı bir üstüne gelecek ki şişe dizerken ve pişirirken uçları koyuvermesin. Sardığımız şeftalileri ara sıra 8'erli gruplar halinde şişlere geçiririz. Şişe geçirirken çok iyi bir denge sağlamamız şarttır. Aksi takdirde pişirirken şeftali yumuşak olduğu için ya açılır ya bir yerden sarkar, dökülür. Şeftalilerimiz yapıldı. Şişleri dizildi. Şimdi bunları götürüp solduracağız. Ondan sonra da pişirip sizlere sunacağız. Şeftali her zaman odun kömüründe pişirilir. İlk önce bu şeftalileri soldururuz. Böyle fazla ateşte. Niyazi bayağı eski bir kurumdur. 1949 senesinde benim babam ilk bu işe başladı. O zamandan beri biz aynı usulde kebap yapıyoruz, şeftali yapıyoruz. Hiç formülümüzü değiştirmedik. Evet, şeftalinin bir tarafı soldu. Diğer tarafını da solduracağız şimdi. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şeftali meyvesinin rengine dönüşüyor rengi. Valla şeftali kebabı o zamanlar işte babam tarafından ticari olarak restoranda satılmaya başladı. Daha önce şeftali bilinirdi tabii ki. Çünkü Kıbrıs'a özgü bir kebaptır ama ticari olarak satılmıyordu. Şeftali kebabını ilk ticari olarak adaya tanıtan babamdır. Ve hızla yayıldı, sevildi. Herkes şeftali yapar ama anlattığım gibi şeftali
her zaman itinayla ve her safhası çok dikkatlice yapılmalı ki yerken yiyen insan o keyfi alsın. Aksi takdirde şeftali itinasız ve özensiz yapılırsa ve içerisine konan et de ve diğer malzemeler kalitesizse hiçbir zaman lezzetli Kıbrıs şeftalisinin tadını alamaz yiyen kişi. Ben çocukluğumdan beri bu işe elim alıştı. O zamandan beri de benim nezaretimde yapıp pişirip servis ediyoruz şeftaliyi ve diğer kebapları. İstenilen kıvama geldiği zaman şeftaliyi şöylece koyuyoruz. Tabi bunu önce biraz dinlendiriyoruz. Sonra da şeftaliyi yan çevirip diğer tarafın pişmesi için içeride kalan kısımlarını da üste gelecek şekilde şişe dizeriz bu şekilde. Şimdi ikinci safa pişirmeyi yapıyoruz. Bundan sonra artık sıra bunu servis edip yemektir. Evet, yavaş yavaş şeftalimiz kıvama geliyor. Bu safhada daha sık çevirmemiz gerekir. Pidemizi de ısıtalım. Şeftalinin en ideal yeme şekli sıcak bir pidenin içerisinde şu şekilde çıkarıp da yemektir. Biz şeftaliyi bu şekilde servis ediyoruz. Veya aynı şekilde şeftali biraz sonra masada hazır bulunan mezelerle de güzel bir şekilde yenebilir. Şeftali eğer pideyin içerisinde yenmeyecekse bu şekilde tabakta bu mezelerle ve gene bizim yaptığımız pidelerle yenir.